Evet, haber anıcıda bu akşam Hulusi Cemil Altınlı'yı konuk ediyoruz. Eski polis imamı cemaatin devlet adına cemaate sızmış deyim yerindeyse ve orada faaliyet yürütmüş bir eski polis memuru, istihbaratçı polis memuru. Son olarak Cevzet Soysal'ın öldürülme talimatının Hizbullah'ın arşivinin ele geçirilmesiyle başlayan bir noktadan itibaren geliştiğini bize anlatıyordu. En son Cemil Bey, sizin amirlerinize artık giden talimat, Hizbullah'la ilgili talimat nasıl? Cevzet Soysal'ın infazına kadar giden bir sürecin kilometre taşlarını döşüyor. Bu arada Twitter'da izleyicilerimiz pek çok soru sormuşlar ama sırasıyla gideceğiz, soracağım size. Ama önce Cevzet Soysal'ın öldürülme ya da daha doğrusu önce sorgulanma, sert sorguyla yani işkenceyle evet, sorgulanma operasyonu maalesef cemaatin talimatıyla nasıl başladı? Evet, bize gelen Fethullah Gülen'in talimatından sonra tabii amirlere de gidiyor. Birkaç gün içerisinde şube müdürümüz, o zaman Batman İstihbarat Şube Müdürü, bizi odasında beklediğini söylediler. C masasından, yani Hizbullah masasından 3 kişi gittik. Bizi çağırdı. 3 memur. Ben dahil olmak üzere. Niye kim? Kim? Siz gazetede vermiş miydik? Tabii tabii. İstihbarat Şube Müdürü, evet. Zaten Yok. O diğer polislerin Kesinci. Evet, Ömer Kesinci, Fatih, Aydın Mimir ve ben. Evet. Üçümüzü cemaatin C masası. Zaten savcının da gözaltına aldığı yani, isimlerdi değil mi? Paralel yapı mensubu olan çünkü savcının talimatıyla polisin gözaltına aldığı isimlerdi ama sonra serbest bırakılan Cevzet Soysal olayında değil mi bu söylediğiniz isimler? Hayır. Onlar diğerleri miydi? Bunlar 94'te biz göreve başlamadan önce olan bir olay. Yani 98'de 94 olması lazım. Yanlış değilsem 94'te. Daha cinayete 4 sene var yani. Tabii legal olarak gözaltına almış Cevzet Soysal, yani bir Hizbullah operasyonunda. Gözaltına alınmış, gözaltında kalmış. Polis'te kaydı var. Polis'te kaydı var. Ha, serbest şunu kalmış. Soruyorum. Aydın Mimir ve diğer verdiğiniz istihbaratçı polis, evet, cemaatin evet, elemanları. Kesinlikle. Bunlar bu yani savcılığın 2 ay önceki operasyonda gözaltına alındılar mı, alınmadılar mı? Alındılar diye biliyorum. Ben evet, tam isimleri bilmiyorum ama alındılar evet, diye biliyorum. Tamam, çünkü evet, yani 16-17 kişi vardı. Evet. Tabii yapıldı. Evet. Alınmış olmaları gerekiyor. Bizi çağırdılar. Şube Müdürü Cemil Ceylan çağırdı. Şube Müdürü'nün makamına gittiğimizde makamında Tem Şube Müdürü Ahmet Akbal ve bizim C masası amirimiz Başkomiser Fatih Karataş'la beraber üçünün oturmakta olduğunu gördük. Tabii üçümüz de içeri girdik. Bu arada ismini verdiğiniz herkesin cevap hakkı var. Dilerlerse evet, yayınımıza bağlanabilirler. Evet. Hatta siz belki soruyu yöneltirsiniz. Yani evet, bilmiyorum böyle tabii bir böyle bir şeye giderler mi ama siz birebir yani bir tutar, evet, her şeye cevap veririz. Evet, tanıklıkla konuşuyorsunuz ama cevap hakları evet, var. Baki bunu da söyleyelim. Evet. Makamında oturuyor üçü. Biz de üçümüz içeri girdik. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz dedi Cemil Ceylan. Oturun dedi bize. Tabii yer gösterdi. Biz de oturduk. Aynı kullandığı kelime şu arkadaşlar dedi. Yani şimdi amirlik memurluğu bir yana bırakalım. Şimdi beyin fırtınası yapacağız dedi. Yani Hoca Efendi'nin talimatını biliyorsunuz dedi. Size de gelmiştir. Yani bir şey saklamanın anlamı yok. Evet. Anlamında yani herkes birbirini biliyor. Evet. Şeklinde. Yani zaten yani paralel yapının en güvendiği 3 elemanı olarak odaya davet edildik zaten. Bu belli. Yani güvenilir. Mesela bizim C masasında diğer cemaat mensubu polis memuru arkadaşlar da vardı. Şimdi ben kaç kişi var toplam? Toplam 6 kişi. Hayır. Bir oda kaç kişi var toplam? 3 ekip vardı. 3 ekip 3'er ve 4'er kişi, yani 11 kişi yazıcıyla beraber 12 kişi. Evet. Aşağı yukarı. Bu 12 kişinin içerisinden 3 kişi seçildik ama bizim aracımızda cemaat mensubu arkadaşlar da vardı. Hani şimdi diyorlar ya, arkadaşlar benden davacı oluyorlar. İşte özellikle inkitabı ile ilgili. İşte bize iftira atıyor. Ben iftira atıyorsam diğer arkadaşlara niye atmıyorum? Yani sizinle garezim ne? Bir gerçeği ortaya koymak adına ben bu isimlere veriyorum. Evet. Yani kimseyle hiçbir şahsi şeyim yok ki, insan olarak da hakikaten sevdiğim kişilerdir. Evet. Ama gerçekleşti de onu anlatmak durumundayım. Neyse. Beyin fırtınasına başladık. Beyin fırtınasına başladık. Dedi ki işte Hoca Efendi'den gelen talimatı biliyorsunuz. Hoca Efendi'den gelen talimat bizim başımız gözümüz üzeredir. Ve bu örgüt Batman'da bitecek. En azından bizim görev yaptığımız ilde bitecek. Benim şahsi fikrim dedi Cemil Müdür. Şahsi fikrim dedi. Biz de devletin şu andaki mevcut kanunlarıyla yani legal gözaltı yapıp da bu şahısları konuşturamıyoruz. Bu örgüt dedi istediği adamı kaçırıyor, sorguluyor, öldürüp gömüyor dedi. Yani sığınaklarda sorgulanıp gömülen şahıslar vardı o dönem için kaybolan. Bu örgüt dedi bu şekilde mücadele etmezsek, hani biz de bunları illegal sorgulayıp almazsak bir şey çıkaramayız. İllegal sorgu yapacağız. Yani burada tespit edeceğimiz isimlerle ilgili çalışma yapacağız.
Ama bize, askeri kanada yönelik Hizbullah'ın. Doğru mu? Askeri kanattan ziyade Hizbullah'ın kafa adamlarına yönelik. Yani Batman'daki yöneticilerine yönelik. Tamam. Düşünülen bir teorisyen de olabilir ama üst yönetim. Üst yönetimden birilerini kaçırıp hani Hizbullah'ın yapılanmasını çözebilecek kapasitedeki kişiler üzerinde evet, çalışma yürütüp o şahısları kaçırmak ve sorgulamak, illegal sorgu yapmak üzerine kurulu bir konsept. İlk isim nasıl belirlendi? Şimdi şöyle belirlendi. Dedi ki benim de şahsi fikrim dedi bu şekilde. Bilmiyorum katılır mısınız arkadaşlar? Tabii herkes katıldı. Katılıyoruz dediler. Doğrudur. Yani legal olarak bir Hizbullah mensubunu alıp konuşmak çok zor idi. O dönem şartlarında konuşmuyorlardı yani. Ki Cevzet Soysal daha önce 94'te legal olarak alınmış ama evet, konuşmamış vesaire. Kesinlikle evet. Ondan sonra nasıl? Ama oldu? Yalnız konuşmamış derken örgütsel bir şeydendir. Gözaltına alınmış, ifadesi alınmış, serbest bırakılmış. Yani bir cinayete karışıp da konuşmaması gibi ama bir sonuçta durum yok. Yani o örgüte mensup olduğu iddiasıyla devletin sonuçta yani, sorguladığı kayıtlara girmiş bir isim. Yani. O yüzden zaten hedef seçiliyor yani, cemaat. O dönemdeki yani Cevdet Soysal'ın gözaltına alınma sebebi de bildiğim kadarıyla evinde yaptırırken sığınak şeklinde bir yere yaptırmış. Hatta Hüseyin Veloğlu'nun Batman'a geldiğinde orada kaldığı falan söylentisi vardı. Öyle size gelen istihbarat buydu. İstihbarat bilgisi buydu yani. Daha sonra evindeki o sığınak bulunmuş o yıllarda, şey yapılmış, artık gözaltına alınmış, cezaevine yatıp yatmadığını şu an hatırlamıyorum. Evet. Ya tutuklanıp tutuklanmadığını daha doğrusu. Evet. Böyle bir bilgi vardı. Neyse, ama Cevdet Soysal'dan önce başka isimleri düşünüyoruz. Başka isimler vardı. Tabii şimdi Cevdet Soysal TEPO'da çalışan bir işçiydi. Aslında yani belki Hizbullah'ı görüşleri benimseyen bir şahıstı. Ama yani sorarsanız şu adamı vurmuş mu? Hayır, öyle bir şahıs değil. Evet. Yani şimdi sadece düşünce yapısı olarak Hizbullah'ı yapmaya yakın. Yakın bir insan. Önce kim geldi? Yani? Şimdi orada dedik ki ilk önce kim alalım diye amirlerden bir şey geldi. Herkesin ortak fikri o zamana kadar işte Ahmet Seyidoğlu Batman Hizbullah yöneticiliğini yapmış, imamlığını yapmış. Bir şahıs olarak ilk akla gelen Ahmet Seyidoğlu isimli şahıstı. Ahmet Seyidoğlu konusunda hemfikir olduk. Bütün o 6 kişi. Evet. Ve dediler ki bize söylenen şuydu. Şey istihbarat ve keşfi siz yapacaksınız. Yani istihbaratçı olarak bizler 3 kişi. Fatih Başkomiserimiz de size yardımcı olacak. Yalnız bu kişilerin sert sorgulamasını faili meçhul ekibi yapacak. Terör şubesinde faili meçhul. Onlar cemaatçi mi peki? Hayır. Değiller. Cemaatçi değiller. Onlar terör şubesinde görevli arkadaşlardı. Onlar bunu devletin operasyonu olarak bilecekler. Kesinlikle öyle bilecekler. Şimdi istihbarat ve tem şube müdürü bunlara bu görev veriyor. Şimdi bu görev verilince çünkü o arkadaşların... Tem şube müdürü de cemaatten diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. O 6 kişi de cemaatten. Yani bu bahsettiğim şube müdürü orada. Siz dahil. Terör müdürü de tabii orada. Terör müdürü de orada. Ahmet Akbal da orada. Yanımızda. Evet. Ondan sonra bu diğer faili meçhul ekibi 4 kişiden oluşuyordu. Bir komiser, 3 memur arkadaştan. Yalnız bu arkadaşların hiçbir şekilde cemaatle, paralel yapıyla ilgisi alakası yoktu. Bunlar sadece resmi görev yapıldığını biliyordu. Ya biraz da milliyetçi duyguları tabii, hakim. Tabii ön planda olan arkadaşlar. Vatan millet Sakarya deyince hadi aslanım koş. Bu şekilde arkadaşlardı. Maalesef yani vatan millet deyince gözünü kapatıp her türlü görevi yapabilecek kapasitede arkadaşlardı. Evet. Zaten bunların bu duyguları kullanıldı. Yani buradan o arkadaşlara da sesleniyorum. Kullanıldılar ki bilmiyorlar. Hala benim açıklamama kadar bilmediklerini düşünüyorum. Ve benim açıklamalarımdan sonra kafalarında soru işareti oluşturduğunu çok iyi biliyorum. Yani buradan arkadaşlara da seslenmek sonradan istiyorum. Sonradan size arayan oldu mu? Olmadı değil mi? Olmadı. Doğru kimse bana evet, dönmedi. Öyle bir dönüş almadım. Evet. Ahmet Seyidoğlu dediniz. Ahmet Seyidoğlu hemen takibine başlayın. Faili meşhur ekibi. Bu arada takip tarasutu siz yapıyorsunuz. Tabii takip tarasutu biz yapıyoruz. Şubedeki görevliler olarak. Tabii şubenin observasyonu aracıyla Ahmet Seyidoğlu'nun ikametine yakın bir yere observasyonu bıraktık. Ahmet Seyidoğlu evinden çıktı. Çıkınca köşelerden 3-4 tane genç belirdi. Arkasından takip ediyorlar. Koruma şeklinde. Baktık gördük ki Hizbullah gençleri Ahmet Seyidoğlu'nun koruması var. Bu arada ekibin observcisi sensin değil mi? Observasyonu ben varım. Evet. Observasyon ne? Onu da şey yapın. Gözetleme aracı yani. Yani gözetleme aracı. Teknik gözetleme aracı. Teknik yazar da olabilir içerisinde. Kayıt yapabilen araç. Gizli araç. Tamam. Evet. Bir şekilde kamufle edilmiş. Neyse daha fazla detaya girmemize gerek yok. Evet. Takip edildiğini görünce hemen şubeye gittik. Zaten takibe son verdik. Tarasut ve takip faaliyetini. Şubede yine aynı personel toplandık. Zaten faili meçhul ekibi de var yanımızda tabii. Onların komiseri genelde geliyordu. Muammer komiser geliyordu. Söyledik dedik ki bu şahsı almak illegal olarak almak imkansız. 3-4 tane genç var.
Ya beşini Peki, birden alacağız ki bu evet. Çok büyük bir risk. Beşini birden alamayız. Ahmet Seydin almaya kalksak bu 4-5 genç görecek. En azından müdahale, yani biz polisiz demek zorunda kalacağız. Ve o operasyon yapmış zora olacak geçecek. Ve legal gözaltı yapmak zorunda kalacağız. Bunu söyledikten sonra dediler ki o zaman ikinci bir şansa geçelim. Tamam, Ahmet Seydin'in koruması varsa illegal gözaltı yapamayacağımız için hemen ikinci şahıs kim? Biraz toparlayarak, çünkü çok teferruatlı ya. Tamam, evet. Yani iyi gidiyor, toparlayarak gidiyorsunuz ama şimdi bir isim tamam, daha var arada, sonra Cevdet Sosyal'a tamam. Gelecek. Ahmet Aslan Giray isminde bir esnaf olan Hizbullahçı bu bir şahıs. Bu ikincisi, sonra üçüncüsü var, sonra evet, bir tane. Onu da takip ettik. Onun da koruması olduğunu hızlı geçiyorum. Görünce onunla vazgeçtik. Yine şube müdürlerle beraber yapılan toplantıda Sofi Sıddık Öz isimli şahsın alınması gündeme geldi. Sofi Sıddık Öz karpuzculuk yapıyordu bildiğim kadarıyla Karşıyaka mahallesinde. Orada 11'de dükkanını kapattı. Yine ben observasyon aracından çıkışını bildirdim. Yani arkadaşlar alt kanalımız vardı. Evet. Yani çıkış oldu diye. Şahıs sokakta yürürken bizim Beyaz Toros, meşhur Beyaz Toros, Beyaz Toros. Beyaz Toros da JITEM imajı yaratsın diye kullandı değil mi emniyet? Kesinlikle. Gülen cemaati daha doğrusu. Tabii ki zaten yani bize amirlerimizin verdiği talimat. Askeri parka. Zaten Beyaz Toros meşhurdu yani. Beyaz Toros Güneydoğu, Beyaz Toros deyince herkes evet. Ne olduğunu bilir. Yani giden gelmez gibi böyle bir algı vardı. JITEM'in yaptığı söyleniyordu. Her şey JITEM'in üstüne kalmıştı zaten. Ve böyle kurgulandı başta. Tabii tabii. Beyaz Toros. Hatta Beyaz Toros. 06 MTM 11 evet plakasında şu an gözümün önünde hatırlıyorum. Sahte plakası daha doğrusu. Bu şekilde planlandı. Hatta askeri parkalar giyildi. Plaka neydi? Mardin, Trabzon, Mardin 11. Evet. Yani sahte plakaydı bu. Sahte. Ankara'da başka bir araca kayıtlı ama. İstihbarata kayıtlı değildi değil mi? Değil. İstihbarata tamamen sahte. Sahte yani. İllegal, evet. İllegal bir şekilde ele geçirilmiş plaka. Bu arada parkayı giyen emniyetin o sorgulama ekibi. Sert sorguyu işkence yapmış tabii, yani bizim, olan ekip. Bizim ekip iki arkadaşlar. 4 kişilik evet. Ekip. Yani onlarla parka giyiyordu. Yani yeşil parka, askeri parka. JITEM görüntüsü verebilmek. İşte kar maskeleri yeşil. Evet. Bu şekilde. Şahsı aldılar, götürüldü. Biraz kırsalda dolaştırılınca hani nereye gittiğini bilmesin. Gözleri kapalı şekilde. Daha önceden istihbarat şube ödeneğinden kirası karşılanan polis Cem'in, yani faili meşhur ekibindeki bekar evi vardı, bekardı çocuk. Evet. O eve götürüldü. Elinden zincirle bağlanmış bildiğim kadarıyla. Sabaha karşı o zinciri çözmüş. Başında gardiyan olan arkadaş aynı ekipten İbrahim, o da uyumuş. Şahıs da kapıyı açıp çıkmış gitmiş. Tabii Sofistik gidince nereye gitmiş? Sofistik gidince hemen Batman'ı terk etmiş bir şekilde. Sonradan biz bunu 2000 yılında Beykoz'da yapılan operasyonda ele geçirilen dokümanlardan öğreniyoruz. Sonradan 2000 yılından sonra öğrendik başına ne geldiğini. Ne gelmiş? Oradan başına? Çıkınca gidiyor buraya İstanbul'a geliyor. İstanbul'da tabii Hizbullahçılara diyor ki böyle böyle ben kaçırıldım. Beni diyor JITEM kaçırdı. Beni diyor biraz da abartmış olayı. Tabii biz dokümanlar okuyoruz işte. Komando alayı var Batman'da. Komandoya götürdüler diyor. Orada diyor gözaltında işte sığınağı kapattılar beni diyor. Gece diyor gardiyan başımdaki asker uyuyunca diyor ben kaçtım diyor. Yani ama bu kendisini de hedef haline getiren bir şey aslında. Jandarmadan nasıl kurtuldun diye sorarlar. Ki sormuş örgütün yöneticisi. Ondan sonra bunu bir Hizbullahçı şahsın evine yerleştiriyorlar. Hani hicret etmiş oluyor artık. Örgüt tabiriyle söylüyorum. Hı hı. İstanbul'daki bir örgüt mensubunun evine koyuyorlar. Tabii bu örgüt mensubu şahıs çalışmak için evden çıkıyor ama bu şahıs çıkamıyor. Yani Sofi Sıddık aranıyor polis tarafından, asker tarafından diyelim. Aranlığı devlet tarafından aranıyor diye o evde kalıyor. Ve oradaki şahsın kız kardeşine sarkıntılık ettiğinden dolayı şahıs şikayetçi oluyor örgüte gidip ev sahibi. Hüseyin Veroğlu'na kadar gidiyor Hüseyin mu? Hüseyin Veroğlu'nun verdiği talimat şu. Zaten diyor o kadar askerin içerisinde, binlerce askerin içerisinde kaçması imkansızdı diyor. Bu ajan olmuş diyor. Devlet bunu ajan olarak içimize göndermişti. İşte bu diyor bir arkadaşının yani kardeşinin cemaat olarak söylüyor. Mensup olarak yani örgüt mensup olarak, Hizbullah örgüt mensup olarak. Kız kardeşine diyor yapan da kendi kız kardeşine yapmış gibi sayılmalı diyor. Bu diyor ahlakını da bozmuşlar bunu diyor. MİT yapınca MİT derler. Muhbire MİT denir o bölgede biliyorsunuz. Evet. Muhbir olmuş. Bunu hemen infazını yapıyorlar. Gerçekleştiriyorlar. Orada bir sığınağın dibine gömüyorlar galiba. Sonra cesedi bulunmuş muydu? Onu tam hatırlamıyorum. Herhalde bulunmuştu yani. Evet. Bu İstanbul'a çıkan infazları zamanı. Öldürmeden önce kamerayı kurmuşlardır. İtiraf ben MİT'e çalışıyorum diye. Evet. Ondan sonra. Çünkü örgüt içinde de özelleştiri yapmak için
birisini infaz etmeden önce Ferhat kamerayı kuruyorlar. Evet. Ben MİT'e çalıştım. Dedemin tamam ölüm fermanını imzalıyor. Evet. Evet. Evet, o şekilde olmuş. Onu oradan öğrendik. Ve bundan sonra dediler ki dördüncü şahıs olarak kimi alalım? Yani sofistik elimizden kaçtı, kurtuldu bir şekilde. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Oradan tekrar geri dönüyoruz şimdi 98'e. Ondan sonra denildi ki kimi kaçıralım, kimi kaçıralım? İşte dördüncü şahıs olarak Cevdet Soysal ismi ön plana çıktı. İşte Cevdet Soysal hani evinde sığınak yapması, Hüseyin Meroğlu'nun kalmış olması. Evet. Öyle bir istihbarat bilgi de var. Yani bunun demek ki dediler bu üst düzey bir örgüt mensubu ki Hüseyin Meroğlu bunun evinde kalabiliyor. Evet. Oradan yola çıkarak Cevdet Soysal'ın kaçırılıp sorgulanması. Evini takibe başladınız. Evet, yine observasyon aracındayım. Yine ben evet observasyon aracındayım. Saat 8 gibi. Evi neredeydi? Pınarbaşı Mahallesi'nde. Pınarbaşı. Batman'ın 2200 küsür sokakta ama şu anda küsür aklıma gelmedi. Yani o zaman için. Ben bunu niye soruyorum? Hani siz uyduruyor musunuz yoksa gerçek mi söylüyorsunuz? Sizin için uyduruyor mu uyduruyor diye söylüyorlardı da. İşte o yüzden izleyicilerimiz birebir görüyorlar. Yani tanıklığınızı. Evet. Yani şu anda şey de yapabilirim. Turgut Özal bulvarından gidiyorsunuz emniyetten. Turgut Özal evet. Pompa kavşağı dedikleri o petrol pompasının olduğu bir kavşak var. O kavşaktan sağa dönüyorsunuz. Sağa dönüyorsunuz. Orada az ileride benim o zamanlar 2000 dershanesi vardı. 2000 dershanesine gelmeden tekrar sola dönüyorsunuz. Çarşı istikametine doğru Pınarbaşı Mahallesi'ne giriyorsunuz. Ondan sonra birinci sağa dönüyorsunuz. Yanlış yere birinci sağa. Kendini yorma onlar inanmazlar. Yani izleyiciler inanan inanıyor zaten. Ailesi bilir en azından. Evet. Yakınları bilir benim doğru söylediğimi. Yakınları yani, zaten evet. Lise yeterli. Evet. Yakınlarından soru da geliyor. Onlara da soracağız. Biliyorum. Size. Bana Twitter'dan da soruyorlar. Ben cevap vermiyorum kendilerine ama yani cevap vermemenin sebebi onlara muhatap kabul etmediğimden değil kesinlikle yani söyleyeceğiniz zaten savcılığa söyledim. Evet söylediğim için gazetelere de yanlış algı anlı olur evet. Diye cevap vermiyorum. Onun için sordukları sorulara da şimdi cevap vereceğim. Evet. Yani özellikle cesedin yerini biliyor musun bildiğin kadarıyla söyle diye. Peki söyle sormuş gibi. Yani bildiğinizi iddia evet. ediyor. Siz 4 kişilik sorgu ekibinin bildiğini söylüyorsunuz. Onları evet. konuşacağız. Evet, evet şimdi anlatacağım az sonra anlatacağım kendilerine söyleyeceğim. Sonra Cevdet Soysal'ın çıkışı sabah işe gitmek için evin kapısına avlu kapısından çıkıp sokağa çıktı. Hemen kaldırımın kenarında beklemeye başladı. Türkiye Petrolleri'nin servisine binecekti. Onun için bekliyor. Hatta elinde çantası da vardı. Bir çantası var. Poşeti vardı. Şu an hatırladığım kadarıyla. Yine bir böyle bir soğuk bir gündü ama güneşli bir gündü. İyi hatırlıyorum yani. Kasım demiştiniz galiba. Evet Kasım ayı olması lazım ama güneşli bir gündü. 1998'in Kasım. Evet. Ben çıkış oldu diye yine anons ettim. Ondan sonra bir baktım bizim Beyaz Toros geldi. Yani saniyeler içerisinden faili meçhul ekibiyle bizim ekipten bir arkadaş. Toros'ta 4 kişi mi var bu arada? 3 kişi var. 3 kişi var. Bir de Cevdet Soysal'ı bindirecekler. Evet 2 kişi var. 2 kişi heybetli olan 2 arkadaş. Askeri parka kar maskeleriyle. Yani daha ne olduğunu sormaya vakit bulmadan Cevdet Soysal'ı direkt arabanın içerisine attılar. Yürüdüler gittiler yani. Kapıyı bile kapatmadan yürüdüler gittiler. O sırada tabii bu arada Cemil Bey hızlı geçiyor. 2-3 gün öncesinden de keşif yapıyorlar. Tabii, korumasının olmadığı, hangi saatlerde servise bindiğini. Olmadan zaten tabii, keşif yapıyorlar. Gibi, yapıyoruz. Evet. Alınmasına karar verilince o günden bahsediyorum ben. Evet. Cemil Sosa alınacağı güne de zaten şube müdürleri karar veriyor. Siz kendi başınıza almıyorsunuz sonuçta yani, değil mi? Evet. Ondan sonra beni gelip aldılar bizim başkomiser. Observasyon aracını kaldırdı. Ben şubeye gittim. Tabii sonradan bizim arkadaşlar da geldi. Faili meşhur ekibine devredilmiş. Orada bir ayrıntı vardı. Ben araya giriyorum ama Toros'a bindikten sonra komşu kadın evet, görüyor. Evet, evet, orayı evet. bir anlatır mısın? Şimdi ben aracın içerisindeyim. Tabii benim araç hemen alınmıyor. Eşi kapıda mı Cevdet Soysal? Yok, hayır o an için kimse yok. Yok yok. İlk kapıya çıkıyor mu eşi? Hayır. Yolculama. İlk başta çıkmıyor yani. Komşu uyarıyor. Ama görüyor yok, eşi. Yok. Şimdi eşi ben gördüm arabayı. Yok komşu görüyor öyle görüyor. Anlatsın evet. Bizim araç gittikten sonra bir komşu kadın yani bir kadının koşarak bunların evine girdiğini gördüm. Yani böyle telaşlı bir şekilde eyvah dedim bu kadın gördü galiba. Ondan sonra sonra şeyle beraber dışarı çıktılar. Yani eşiyle beraber. Eşi olduğunu derdi çünkü giyim olarak kapalı bir kadıncağızdı. Evet. Çıktı böyle bir sağa bir sola baktığını gördüm. Hatta biraz birkaç adım attı. Kaldırıma doğru sağa sola baktı.
Sonra tekrar döndüler, kadınlar içeri girdiler. Sonra da karakola gitmişler zaten. O ayrı bahis. Evet. Bu, gelmeyince işi karakola gidiyorlar. Tabii. Karakoldan göndermişler tabii. Vesaire. Evet. Yani böyle o Sabri Bey doğru kitabında yazıyor detaylı. Yani sizin anlattıklarınızla Sabri Bey'in anlattıkları başka evet. Konular ve eşinin anlattıkları Cevdet Soysal'ın birebir örtüşüyor. Doğrudur. Yani. Doğrudur. Ondan sonra bunu dolaştırıyorlar. Yani dolaştırıyorlar, o şeyi evet. Aldıktan sonra Beyaz Toros'ta evet. Tabii. Akşama kadar kırsal alanda dolaştırılıyor. Bildiğim kadarıyla. Akşam olunca yine Cem'in aynı mahallede, Bahçeliler Mahallesi'nde başka bir semtte, yani başka bir eski evinden başka bir kaç sokak, 5-6 sokak ileride başka bir ev, yine tek katlı müstakil bir ev. Yani o eve gece sokuluyor ve o evde tutuluyor. Bakın oğlu Mücahit Soysal değil mi Cevdet Soysal? Evet, evet. Diyor ki Hulusi Cemil adresi, Hulusi Cemil Altın'ın adresi doğru söylüyor, 2208 sokak diyor. Yani. Bir de şunu Mücahit Soysal'dan laf açılmışken sorayım. Hulusi Cemil Bey'e sorar mısınız? Babamı vahşice katlettiler ve naaşını da bizden sakladılar. Nasıl hesap verecekler? Yani siz istihbarat gözetlemedeydiniz ama peki onu da soracağım evet. Size. Niye evet. Konuştunuz o vicdan azabı vesaire meselesi? Evet. Birebir infaz ekibinde olmamanıza rağmen. Evet. Zaten bu yüzden naaşın yerini bilmiyorsunuz. Evet. Konuşmaya karar vermenizde yani... Bölmeden çok kısa yani çünkü devam ettiğiniz bir yer var. Konuşmaya karar vermenizde bu 15-16 yıllık kaç yıllıksa işte 1998'den evet. Bu tarafa ilk ifade verdiğinizdeki vicdan azabının yükünün etkisi var mı? Tabii ki olmaz mı? Kesinlikle bunun bir ağırlığı var. Yani Cevdet Soysal yani Hizbullahi görüşleri benimsemiş bir insan olabilir. Biz demokratik hukuk devletinde yaşıyoruz. Herkesin düşüncesi olabilir. Yani bunu bir eyleme bir faaliyete dökmedikten sonra. Yani şimdi Cevdet Soysal kaçırılıp, sorgulanıp ve infaz edildi. Sorgusunda da bir şey çıkmadı. Adamın bir şey bilmediği ortaya çıktı. Zaten bilmeyen bir şahsı alıp infaz ediyorsun. Yani infaz edip gönderir. Ve burada göz yumanlar, iki müdür de bakın ilahiyat mezunu. Yani polis akademisi mezunu değiller. Yani 4 yıllık polis akademisi veya koleji mezunu değiller. Özel sınıf deriz biz. 8 ay. 88'liler falan. Tabii. O furya. İslami eğitim almış insanlar yani. Evet. İslami eğitim almış insanlar. Yani bunların bunca yıldır nasıl bu vicdan azabı duymadıklarını ben hayret ediyorum. Ya benim çok şeyler yaşadım. Ben gece rüyalarıma bile girdi. Yani bunun ağırlığını çok yaşadım. Ha diyecekler ki şimdi bunu bizi dinleyen çoğu insan da bunu söyleyecek. 17 yıldır niye sustun kardeşim? Evet doğru. Niye ben sustun? Görevli olarak cemaatin içerisine girmiştim. Benim bir görevim vardı. Devlet görevlisiyim. Yani tamam bu çok vahim bir olay. Kabul ediyorum. Ama o dönemde farz edin ki ben çıktım söyledim. 98-99'da dedim ki böyle böyle olay. Seni de öldürürlerdi ya. Öldürürler. Öldürmeseler de saçmalıyor deyip bu şekilde deli raporu bile aldırırlar bana. Ki siyasi arkalarında güç vardı. Yani rahmetli Bülent Ecevit çok seviyor yani destekliyordu. Hep AK Parti döneminde çok güçlülerdi. Aslında geçmişte de siyaseten güçlülerdi. Bütün yani. Siyasi her zaman destek verdi. Amerika evet. Korkusuyla eskiden yani evet. Ecevit döneminde bilhassa. Kesinlikle. Bu bir vaka yani. O yüzden paralel yapının geçmiş örgütlenmesini hiç affa almamak lazım. Yani o dönemde tek başıma çirkin ördek yavrusu gibi ortaya çıkacaktım. Bir hem kendimi de şifre edecektim hem görevimi de şifre edecektim. Cemil Bey. Evet. Şimdiden bir saate yaklaştık biliyorsunuz toplam süremiz 2 saat. Sıkıntı yok konuşacağız ama hani planlı gidelim diye. Tabii. Reklamada 5 dakikamız var. Gezdiriyorlar Cevdet Soysal'ı. Eve getiriyorlar. Maktülü infaz ettikleri tabii. Şahsı. Sonra eve getiriyorlar. Eve getiriyor. Kaç zaman sorguluyorlar totalde? Yani 20, sorgu dediğimiz sert sorgu işkence yapıyorlar. İşkence yapıyorlar evet. 20-25 gün yaptıklarını biliyorum. O evden bu faili meşhur ekibi geceleri alıp kırsal alana çıkarıyorlardı. Kırsal alana sorgu yapıyorlardı. Beşiriye hatta doğru mu? Genelde Beşiri kırsalını kullanıyorlardı. Yani bunu Muammer Komiser de oralarda askerlik yaptığı için Kozluk bölgesinde o bölgeyi çok iyi bildiğinden oradaki sota yerleri çok iyi biliyordu. Oralarda sorgu yaptığını söylüyorlardı. Gelip kendileri söylüyordu. Sorguyu birebir yapan kim? Kod adını söyleyin en azından. Battal. Yani, Battal kod zaten adını. Zaten sesinden rahmetli Cevdet Soysal tanımış. Battal'ı. Niye? Daha önce sorgulamış mı onu? Tabii 94'te ben biliyorum ama izleyicilerimizin anlaması lazım. 94'te de bildiğim kadarıyla 94 diyorum ama belki 95 de olabilir. Tam gözaltı tarihini bilmiyorum. Legal gözaltısında sorgulamış. Legal olarak gözaltına alındıklarında yine sorgulayan Battal'mış. Battal Kürtçe biliyor Kürtçe muydu? Kürtçe bilen bir arkadaşımızdı evet. Malatyalı. Evet, Malatyalı. Evet, evet. Ondan sonra rahmetli Cemil Soysal demiş ki en son ben seni tanıdım demiş. Gözleri kapalı tabii görmüyor kimseyi ama. Evet. Sen Battal'sın demiş. Ben daha önce de beni emniyette gözle. Sen polis Battal'sın. Aynen bu şekilde. Söyleyince rahmetli İşte rahmetlinin şeyi bu oldu. Citem bitem senaryosu hepsi çöktü bu arada. Çöktü, böyle tabii. Olunca. Ondan sonra kısa geçelim madem.
Tabii bunu söyledikten sonra bir gün şubeye Muammer Komiser'le Battal ve Bilal diyelim. Evet. Geliyorlar. Çok telaşlı bir şekilde gördüm ben. Cemil Müdür'ün odasına girdiler. Ondan sonra Ahmet Müdür de geldi. Ya bizim Fatih Başkomiser de geldi. İçeride 1-2 saat kaldılar. Bayağı uzun kaldılar. Tabii biz de merak Fatih ettik. Fatih Karataş, Ahmet Akbal, Cemil Ceylan ve bu iki kişi faali meşhur ekibinden. Sonra bu arkadaşlar çıktı gitti. Bir müddet daha içeride kaldı amirler. Sonra çıkınca şimdi Fatih Başkomiser memura en yakın. Bizim de masa amirimiz, büro amirimiz. Tabii onun odasına gittik. Aydın, ben, Ömer. Yani üçümüz de merak ediyoruz. Bir şeyler var. Bir tersinden bir şey oldu belli. Gelişlerinden, suratlarının ifadesinden. Hatta sonra ne oldu diye hiçbir şey demeden girdiler mesela. Hatta bizim polis memuru arkadaşımız. Evet. Hiçbir şey söylemeden böyle girince biz bir anormallik olduğunu anladık. Tabii Fatih Başkomiser'e sorduk. Fatih Başkomiser dedi ki ya sormayın arkadaşlar dedi. Cevzet dedi şey dedi Battal'ı sesinden tanımış, böyle böyle söylemiş. Battal da geldi bizi tehdit etti dedi. Yani bir polis memuru amirlerini tehdit ediyor. Ne diyor? Demiş ki beni tanıdı. Beni tanıdı ve biz bunu bırakırsak bu gidecek savcılığa, hakimlere gidip kendisini polisin kaçırdığını ve benim ismimi verecek. Ben de sizi veririm diyor. Ben yanılsam herkesi yakarım. Diyor. Yani bunu öldürmemiz lazım diyor. İlk önce öldürmeyelim. Biz hallederiz savcılıkta falan gibilerinden konuşuluyor. Hayır diyor. Kesinlikle diyor. Ben bu riske giremem diyor. Beni yakarsa diyor hepinizi yakarım. Ben peki, herkesi yakarım. Peki müdürleri eğer infaz kararı alınacaksa ki burada kopmuş zaten film belli. Evet. Bunu tek başına mı alabilir yoksa yine cemaatten ilk gelen talimat gibi silsileyle yukarıya kadar hatta Gülen'e kadar gidiyor mu bu iş? Kesinlikle. Yani şimdi tek başlarına karar veremeyecekler için bunu bize sorduk yani Fatih Başkomiser'e ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani biz de merak ettik. O dedi ki Süleyman abiye ilettik dediği. İlettik bir de benim abime. Kendi abisi Süleyman doğru güne doğru. Süleyman Uysal. Bizim haberini yaptığımız genel... sonra firar eden. Evet, 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 evet. O dönem o tarihte polis memurlarından sorumlu imam mı? Tüm Türkiye'de polis memurlarından sorumlu imam. İmam zaten biz sabahta da onu manşetten vermiştik. 30 yıl imamlık yapıyor. Doğru, çok güvenilir. Yani polis memurlarının Kozanlı Ömer'i. Kozanlı Ömer amirlerin polis imamı. O da memurların polis imamı. Evet, evet. Bir dakikamız var reklama. Toparlayarak yavaş yavaş sonra... bu arada reklamdan sonra Recep Yeter'e bağlanacağız. Sizinle ilk röportajı yapmıştık. Bu arada hemen sonra o bir dakikayı ben araya gireyim. Cevdet Soysal'ı kaçırıyorlar. Gündüz ayrı bir ekip sorguluyor. Gece ayrı tırnaklarını söküyorlar kelpetenlerle. Kanıyor, tuz getirip basıyorlar. Yani öyle vahşice evet, bir sorgu tekniği. Böyle sıradan iki tokatla veya dövmeyle değil. Evet. Ayak tırnaklarını söküyorlar. Evet. Sonra aşırı derece kan kaybı olmasın diye de tuz basıyorlar. Yani o şekilde olmayan bir bilgiyi zorla istiyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Zaten bir şekilde en sonunda 25. 26. günden sonra artık neredeyse ölecek adam... O noktada Bilal Battal Kürtçe konuşunca tanıyor. Kürtçe. Demin Malatyalı dedim. Burada Malatya ismini vermem. Yani o bölgenin insanı. Evet, polis memuru için, tabii ki, diye Malatyalılar üzerine alınmasın. Çok vahşi. Şimdi Cemil Bey bana anlattı. Çok aşırı derecede çok ağır isyanceler yapıyor. Evet, evet. Daha da ifadesinde söylemediği yazmadığı detaylar, ağır isyanceler, detaylar var. Hakikaten burada söyleyemiyorum. Yani insanlık yani ben onu özellikle söylemek istemedim. Yani ailesiyiz diyor. Yani çok... Evet. Onların tek beklediği bu saatten yani, sonra toparlayalım. Şimdi reklama çıkıyoruz. Ailesinin benim anladığım kadarıyla Mücahit Bey'in söylemlerinden tek istediği naaşını bulunup gömülmesi. Kesinlikle benim istediğim. Başka bir şey istemiyorlar. Benim istediğim ve hani suçluların tabii ki cezalandırılması. Yargılanması, cezalandırılması. Reklam dönüşü Recep Yeter'e bağlanacağız. Çünkü bu savcılık aşamasındaki işte işleyiş nasıl gerçekleşti, ne oldu? Sizinle konuşmuştu. Neden böyle tıkandı savcılık aşamasında? Onu Recep Yeter'le telefonda değerlendireceğiz. Evet. Evet, kısa bir reklam arasından sonra Hulusi Cemil Altınlı'nın gerçekten birinci derecede tanıklıkla bize aktardığı, izleyicilerimize aktardığı Cevzet Soysal cinayetinin perde arkasını, son noktasını koyacağız ve ardından Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın firar meselesine geleceğiz. En önemli bilgilerin verildiği yerdeyiz. Bizden ayrılmayın.